Evet arkadaşlar merhaba. Bugün paraf denemesinin sorularını cevaplayacağım. Şimdi birinci soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı aydınlarının aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez demiş bize. Devletin çöküşünü önlemek isteyen Osmanlı aydınları Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımları etrafına toplanmışlardı. Bunlardan Osmanlıcılık fikrini savunanlar Padişah 2. Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan ettirmişlerdi. Ancak meşrutiyet yönetiminin devleti dağılmaktan kurtaramadığını görünce milliyetçilik akımının da etkisiyle Türkçülük fikrine yönelmişlerdi. Arkadaşlar burada devletin çöküşünü kurtarmayı amaçlıyorlar, devletin parçalanmasını önlemeyi amaçlıyorlar, halkın yönetime katılmasını meşrutiyetle sağlamaya çalışıyorlar ama azınlıklara ayrıcalıkların verilmesini kesinlikle ama kesinlikle bu aydınlar istemiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki devam edelim ikinci sorumuzla. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Osmanlı birlikleri İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek ve daha önce kendi toprağı olan Mısır'ı almak için 1915 yılında Süveyş kanalına doğru taarruza geçti. Yapılan iki taarruz da başarısız oldu. Ordunun çöl şartlarına göre hazırlanmaması ve İngilizlerle işbirliği yapan Arap kabilelerinin saldırısı Osmanlı birliklerinin başarısızlığına yol açtı. Arkadaşlar buraya baktığımızda hangisi söylenemez denildiğinde Osmanlı Devleti sömürge elde etmek için asla ve asla bu Birinci Dünya Savaşı'nda yer almamıştır. Osmanlı Devleti'nin zaten sömürge mantığı yoktur arkadaşlar. Hiçbir zaman da olmamıştır. Daha çok Osmanlı Devleti'ni sömürecek devletler olmuştur. Osmanlı'nın sömürgeyle adını geçiren yer olarak bunu söyleyebiliriz. Peki devam edelim 3. sorumuzla. Görüyorsunuz burada arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın bir cephe haritası verilmiş. Arkadaşlar burada hangisine bakılarak söylenebilir dediğinde Osmanlı Devleti ile ilgili olarak tüm cephelerde yaptığı savaşları kaybettiğine. Hayır arkadaşlar burada Çanakkale'yi kazanıyoruz mesela. Sınırları dışındaki bazı cephelerde de savaştığına. Şimdi bakın bu sarı alanla gösteren Osmanlı Devleti'nin sınırları ama yardım cepheleri dediğimiz Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerinde sınırları dışında bulunan cephelerde de Osmanlı Devleti yardım göndermek amacıyla arkadaşlar sınırları dışında da savaşıyor. Bilginiz olsun. Peki devam edelim 4. sorumuzla. 4. sorumuzda Kurtuluş Savaşı'nın bilgilerine göre hangisi söylenemez arkadaşlar? Güney cephesinde Fransız ve Ermenilere karşı Kuvayi Milliye Birlikleri mücadele edilmiştir. Batı cephesinde Yunanlara karşı Kuvayi Milliye Birlikleri ardından da düzenli ordu mücadele etmiştir denilmiş arkadaşlar. Şimdi burada Ermeni ve Yunanlarla karşı savaşıldı. Kesinlikle doğru. Farklı cephelerde mücadele edildiği evet Batı ve Güney. Kesinlikle doğru. Türk halkının silahlı mücadeleye doğrudan katıldığı bu kalsın. Kuvayi Milliye'nin çabaları ile işgallerin sona erdirildiği. Arkadaşlar burada sevgili gençler Türk halkının silahlı mücadeleye doğrudan katıldığı direkt olarak bulunmakla beraber burada cevap anahtarında bir yanlışlık bulunuyor sevgili gençler. Kuvayi Milliye'nin çabaları ile işgallerin sona erdirdiği değil. Kuvayi Milliye sayesinde değil, düzenli ordu sayesinde arkadaşlar bu sağlanılıyor. Yani birazcık sıkıntılı bir soru. Burada her iki şıkta aslında duruma göre doğru. Ama bizim buradan D şıkkının yerine C şıkkını almamız gerekiyor. Bunun için Türk halkının silahlı mücadeleye doğrudan katıldığı ile ilgili bir şey değil, dolaylı olarak katıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki, devam edelim. 5. sorumuz arkadaşlar, Almanya'nın savaşı kaybedeceğini söylemesi. Gelibolu'ya asker çıkaran kuvvetlerin taarruz edeceklerini önceden tahmin etmesi. İstanbul'a geldiği gün boğazlardaki gemiler için geldikleri gibi giderler demesi. Mustafa Kemal ile ilgili verilenlerden hangisi onun ileri görüştüğünü kanıtlamaktadır demiş arkadaşlar. Örnek bir sorudur yine bu ileri görüşlüyle ilgili. Arkadaşlar burada hepsi yani 1, 2 ve 3 burada bize D şıkkı olarak
karşımıza çıkıyor. Hepsini kanıtlıyor. Peki gelelim 6. soruya. 6. sorumuzda Hakan Mustafa Kemal Manastır'dayken Vatan ve Hürriyet şairi Namık Kemal'den etkilenmiştir. Ayşe Sofya'dayken öğretmeni ve okuduğu kitaplardan Türk tarihi ve Türk kültür sevgisi belirgin hale gelmiştir. Hakan ve Ayşe'nin verdiği bilgilerden yola çıkarak Mustafa Kemal'in hangi düşüncenin olduğu söylenebilir denilmiş arkadaşlar. Burada bariz ve açık bir şekilde Mustafa Kemal'de arkadaşlar Türkçülük düşüncesini söyleyebiliriz sevgili gençler. Peki devam edelim 7. sorumuzla. Türk vatanının sınırları çizilmiştir. Erzurum ve Sivas Kongresi kararları onaylanmıştır. Türk milletinin bağımsızlık konusundaki kararları tüm dünyaya duyurulmuştur. Verilen özellikler hangisine aittir denildiğinde arkadaşlar? Misak-ı Milli kararlarından bahsediliyor sevgili gençler. Misak-ı Milli kararları neticesinde hepiniz biliyorsunuz ki bizim milli sınırlarımız dediğimiz, milli ant anlamına gelen bu Misak-ı Milli Türk ulusunun sınırlarını belirtmiş. İşgal öncesinde yer alan sınırlarımız milli sınırlarımızdır denilmiştir sevgili gençler. Peki devam edelim 8. sorumuzla. Yukarıda bir paragrafımız var, onu okuyalım önce. Mustafa Kemal Atatürk okul yılları ile ilgili şunları söylemiştir. Güzel söylemek ve yazmak istediği kalıcıydı. İstanbul'daki harp okulunda ders aralarında kompozisyon alıştırmaları yapıyordu. Saati elimizde alıyor. Bu kadar dakika sen, bu kadar dakika ben söyleyeceğim diye yarışmalar düzenliyor ve tartışmalar yapıyordu. Okulun öğrencileri arasında okunmak üzere el yazılmasında bir okul gazetesi çıkardı. Sınıf içinde küçük bir teşkilatımız vardı. Ben gazetenin yönetim kurulundayım. Gazetenin yazılarını çoğunlukla ben yazıyorum. Mustafa Kemal'in arkadaşlar burada öğrencilik yıllarında yaşadığı olaydan bahsetmiş. Burada edebi yönü gelişmiştir arkadaşlar. Edebiyatla olan ilgisi. Evet. Düşüncelerini özgürce ifade etmesi. Kesinlikle bir gazete dahi çıkartması. Askeri yetenekleriyle dikkat çekmesi. Arkadaşlar burada askeri yetenekten bahsetmemiş, sanatsal yeteneğinden bahsetmiş Mustafa Kemal'in. Liderlik vasfıyla ön plana çıkmaya başlamış. Evet, burada gazetenin yönetim kurulundaydım demesi görüyorsunuz. Mustafa Kemal'in liderlik yönünü söyler bize. Bu da Deniz'de olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam edelim 9. sorumuzla birlikte. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan mücadele şartlar ne kadar kötü olursa olsun başarıyla sonuçlanacaktır. Bunun tarihimizde en güzel kanıtı Kuvay Milli Birlikleri ile nokta nokta verdiğimiz mücadeledir. Arkadaşlar burada Kuvay Milli Birlikleri tek olarak Güney Cephesi'nde mücadele verdiğini söyleyebiliriz. Zaten Kafkas ve Kanal Cepheleri 1. Dünya Savaşı'nda bulunan cepheler. Doğu cephesinde Kazım Karabekir'in komutasında bulunan ordu zaten hali hazırdı arkadaşlar. Bunun için tek çıkkımız Güney Cephesi olarak Kuvay Milli Birlikleri'nin Sütçü İmam, Ali Sahip Bey, Şahin Bey gibi liderlerinin bulunduğu Güney Cephesi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki gelelim son sorumuza. TBMM Ser Barış Anlaşması'nı kabul etmemiş, edenleri de vatan haini ilan etmiştir. Arkadaşlar buna göre TBMM'nin bu yöndeki tutumuyla ilgili olabilir demiş. Şimdi sevgili gençler burada TBMM'nin Sevr'i kabul etmemesi, Sevr'in bir kıyım anlaşması olduğunu zaten ben sizlere daha önceden söylemiştim. Dedim ki Ser bir Türk ulusunun sonunu getiren anlaşmadır. Ser sayesinde işte biz Türk milleti olarak, Türk halkı olarak maalesef ki bir kıyıma maruz kalmışız. Anadolu'nun küçük bir coğrafyasında yaşama hakkında bırakılmışız. Halbuki Anadolu'nun tüm alanı bizim diye. Arkadaşlar burada Ser Anlaşması'nda TBMM'nin Ser'e karşı tutumu milli mücadeleye devam etmesiyle oluyor. Çünkü niye?
biz milli mücadeleye devam edeceğiz ki Serv'in geçersiz olduğunun kanıtını gösterip ve aynı zamanda düşmanı yurttan atalım. Bu nedenden dolayı cevabımız A şık olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet sevgili gençler, ben Çağlar Okuroğlu, Söke Amerikan Kültür Kolejleri İngiliz Tarihi Öğretmeni. Sorularınızı cevapladık sevgili gençler. Bir dahaki denememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.